Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kütahya'ya yapılması planlanan 500 yatak kapasiteli yeni hastane için arsa incelemesinde bulundu. Kütahya valisi Kenan Çiftçi ve beraberindeki heyetle birlikte ağız ve diş sağlığı merkezi açılışını yaptıktan sonra hastane arsa incelemesine geçen Bakan Akdağ, ilk olarak Hacı Azizler bölgesi, daha sonra Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü karşısında bulunan arsada incelemelerde bulundu. Daha sonra Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki eski jandarma taburu olarak kullanılan araziye gezerek incelemesini tamamlayan Bakan Akdağ, Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde istişare toplantısı düzenledi. Toplantı sonunda yapılacak olan hastane arsası hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Akdağ, daha önce jandarma taburu olarak kullanılan yeri Milli Emlak'tan talep edip takip edeceğiz. Milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanımız ve hepimizin ortak kanaati bu jandarmanın daha önceden kullanıldığı alanı Milli Emlak'tan alabilirsek en uygun yerin burası olduğunu gösteriyor. Burada arazi büyük, bir kısmı ormanlık ama biz kendi hastanemize yakın alanı yapacağımız yeni hastaneyle birleştirebilecek konumda olacağız. Böylece büyük bir şehir hastanesi kampüsü ortaya çıkmış olacak. Böylelikle hizmette parçalanmamış olacak. İki alana da baktık. Oralara da hastane yapılabilir ama uzak. Vatandaş açısından en uygun yerin burası olduğuna karar verdik. Eğer milli emlakla ilgili arsayı temin etme hususunda bir sıkıntımız olmazsa buraya yapacağız. Daha önce yapılan ankette doğu ve batı kesimleri birbirine yakın çıktı. Bu bölgeyi sormamıştık. Vatandaşa ayrıca başka bir yerde istiyor musunuz diye sorduğumuzda bu bölge %75 ayrıca çıktı dedi. Şimdi birinci derecede buranın arazisini milli emlakten talep edeceğiz, takip edeceğiz. Milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanımız, hepimizin ortak kanaati bu jandarmanın eskiden kullandığı alanı inşallah milli emlakten alabilirsek en uygun yerin burası olduğunu gösteriyor. Buranın şöyle bir avantajı da olabilir. Arazi büyük. Evet. Gerçi bir kısmı ormanlık ama biz kendi hastanemize yakın, Evliya Çelebi'ye yakın alanı yapacağımız yeni hastaneyle birleştirebilecek durumda olacağız. Böylece büyük bir şehir hastanesi kampüsü çıkmış olacak. Hani hizmet parçalanmamış olacak. Şimdi iki alana baktık. Hem ormana ait olan doğu tarafındaki alana, hem üniversitenin hemen yolun karşı tarafındaki alana. Olmaz değil, oralara da hastane yapılabilir. Ama uzak. Vatandaş açısından en uygun yerin burası olduğuna karar verdik. Eğer milli emlakla ilgili arsayı temin etme hususunda bir sıkıntımız olmazsa buraya yapacağız inşallah. Ankette doğu ve batı tarafları birbirine aşağı yukarı eşit çıktı. Evet. Şu anda hatırımda değil. Biri %49 çıktı, biri 51 çıktı. Ama bu bölgeyi sormamıştık. O zaman çünkü burada başka planlar vardı. Vatandaşı ayrıca başka bir yerde istiyor musunuz diye sorduğumuzda bu bölge %75 ayrıca çıktı. Peki alternatif olarak başka yerler var mı? Bura olmazsa alternatifleri düşünürüz. Evet. Önce buraya bir bakalım.